Merhaba arkadaşlar, caz gitar dersine hoş geldiniz. Bugün de günün cümlesi bölümünde bir 2-5-1 cümlesiyle beraberiz. Re minör 7, sol 7 altere ve do maj 7. Yine hani biraz daha kolay, irdelemesi kolay olsun diye yine arızasız olan, yani natural hali arızasız olan do majör tonunda bir 2-5-1 hareketi. İsterseniz önce çalayım altyapı üzerine, daha sonra konuşalım. Çeşitli ufak çeşitlemelerle değişik değişik çaldım ama mühim olan buradaki aslında anlatmak istediğim konsept diminished scale. Diminished scale mutlaka duymuşsunuzdur. Aslında diminished scale oldukça kullanışlı bir scale. Özellikle de dominant akorların üzerine çalındığında. Ki burada da öyle yapacağız. Peki başka nerede çalınıyor? Diminished scale adı üstünde bir de diminished akorlar çalınıyor. Burada diminished scale yarım ve tam seslerin birbirini takip etmesine oluşan bir scale. Yani şöyle mesela sol için konuşacak olursak. Sol bastık. Yarım, tam, yarım, tam, yarım, tam, yarım, tam. Veya yarımla başlamıştık. Burada tamla başlayalım. Tam, yarım, tam, yarım, tam, yarım, tam, yarım, tam. Gibi düşünebiliriz. Yani aslında tek bir scale var diye de düşünebiliriz. Yarım, tam, yarım, tam birbirini takip ediyor sürekli. Biri yarım sesten başlıyor, biri tam sesten başlıyor. Biri half whole diminish, yani yarım tam diminish. Biri whole half diminish, yani tam yarım diminish diye düşünebiliriz. Yani öyle isimlendirmişler. Nereden başladığına göre o iki tane farklı modu. Başka ne var? Symmetric diminish scale de diyorlar. Ondan sonra başka, yani bunun birkaç tane daha ismi var, şu anda aklıma gelmiyor. Fakat hepsi aslında aynı kapıya çıkıyor. Farklı isimlendirmeler var ama scale aynı. Şimdi burada neden önemli bir scale? Öncelikle biz bunun yarım tam olanını dominantlar üzerine kullanıyoruz. Bir kere onda anlaşmış olalım. Yarım tam, yarım tam diye gidene. Burada dizeyi çalayım isterseniz. Şimdi simetrik bir yapısı var. 1, 2, 4, soldan başladım. 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Şöyle R teline kadar, yani ince mi'den R teline kadar scale 1, 2, 4, 1, 3, 4 diye takip ediyor birbirini. La teline geldiğimizde bir tane yana kayıyoruz. Bir tane tize. Oldukça akılda kalıcı değil mi? Seste bir, çünkü diminish ile alakalı bir scale olduğu için diminish'in simetrisinden kaynaklanan minör üçlü, yani 1.5 perdede bir şey, 3 perdede bir, 1.5 seste bir, yani buradan başlayayım 1-2-3 birbirini takip ediyor. Patern çalmak da çok güzel bir scale o yüzden. Mesela gibi veya nasıl çaldım?
paternleri. Yani biraz incelerseniz zaten simetrik yapısından dolayı çok güzel cümleler çıkartırsınız. Ne bileyim. Çıkartmak mümkün. Oldukça da altere sesler aldığı için kulağa hoş duyuluyor. Dolayısıyla bu paternleri tekrarlayarak güzel cümleler kurabiliyoruz. Nerede bu paterni yapıyoruz? Sol üzerinde tabii ki. Yani mesela tam sola geçtiğimizde altere scale içinde geçerli, diminished scale içindeki oldukça birbirine benziyor zaten aslında. Hatta altere scale, whole tone diminished scale de deniyor galiba bildiğim kadarıyla. Burada yaptığımız şey şu, tam sol 7 bitip do'ya bağlanırken onun akor seslerinden birine çözülmek. Mühim olan bu. Çok önemli. Bağlanmadığınız zaman çok havada kalmış olur cümle. Bir diğer nokta da bu. Bir diğer konuyu da anlatayım. O da hızlıca açıklayacak olursam. Diminished scale'ı buraya kadarki kısım birçok kaynakta bulabilirsiniz ama bundan sonraki bölümü ben de Barry Green adlı bir hocadan öğrendim. Oldukça güzel bir metot. Şimdi burada dikkat edersek scale çalarken yazıp scale'i bakarsanız burada bir sol triad göreceksiniz. Si, re, sol. Bunu madem ki ben transpoz edebiliyorum. Oldu size si bemol. Oldu size nedir? Re bemol. Oldu size mi. Triad var. Bu triadları çaldığım zaman da yine diminished scale üzerine gayet güzel bir şey yapılabilir. Mesela sol, re bemol, sol, re bemol, sol, mi, si bemol gibi. Çalabilirsiniz tabi. Ama hangi diminüş üzerine? Sol diyez diminüş üzerine çalabilirsiniz veya sol yedi üzerine çalabilirsiniz. Bakın mesela sol diyez diminüş. Yani diminish ile dominant arasındaki ilişkiden dolayı bunlar
ikisi arada çalınabiliyor. Dolayısıyla biz yine akorlarımıza dönecek olursak şöyle bir şey de elde edebiliriz. Belki de çaldım ama siz konsepti anladınız. Gibi. Dolayısıyla bunları çok farklı kombinasyonlarla çalarak gayet güzel altere cümleler çıkartabilmeniz mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar dilerim. Abone olmayı unutmayınız.